Merhaba, hoş geldiniz. Katılımcıların dahil olması için bir dakika daha bekleyelim. Sonrasında başlıyoruz. Evet, tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yenilenen ürünümüz Wabinas Plus'ın ikinci webinarı ile yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle Wabinas'ın yeni özelliklerini, yeni sessiz boru kelepçemizi, teknik özelliklerini, proje uygulama detayları ile proje uygulamalarınıza kolaylık sağlayacak ek parçaları görüşeceğiz. Bu bilgilerin projelerinizde maksimum ses verimliliği nasıl sağlandığı konusunda yardımcı olacağına inanıyorum. Umarım hepiniz için faydalı bir webinar olur. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Serdar Esen. Yaklaşık 7 yıldır Wabin'de farklı pozisyonlarda görev aldım. Şu anda da ürün mühendisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Bugün ajandamızda neler var? Öncelikle Wabin hakkında ve Wabin amacı hakkında bilgi vereceğim. Wabin Asplus'un ürün özelliklerini, ürün gamını tekrardan bir hatırlatacağım. Daha detaylı bilgi için bir önceki webinarımızı YouTube adresimizden de tekrardan izleyebilirsiniz. Wabin'in As Plus ile birlikte ürün gamını eklediği yeni sessiz boru kelepçeler ve uygulama detayları hakkında bilgi vereceğim sizlere. Ürün gamında yer alan projelerinize avantaj ve kolaylık sağlayacağına inandığımız ek parçalar hakkında bilgi vereceğim. Sunuma başlamadan önce de belirtmekte fayda var. Sormak istediğiniz soruları ve görüşlerinizi lütfen chat bölümünden yazın. Sunum sonrasında sizlerden gelen görüş ve sorular için de mutlaka süre ayıracağım. Evet, Wabin hakkında Wabin Global ile ilgili bilgi vererek sunuma başlıyoruz. Wabin Orbia Şirketler Grubu'nun bir parçası. İnşaat ve altyapı grubunu temsil ediyoruz. 2019 yılında Orbia'nın yenilenen iş yapısıyla beraber inşaat ve altyapı iş kolu tüm dünyada tek ve büyük güçlü bir marka olan Wabin ile temsil edilmeye başlandı. Orbia çatısı altında olan Amanco, Pavco gibi diğer ülkelerdeki markalar da Wabin markasıyla birleşti. Wabin dünyada 40'tan fazla ülkede üretim ile 4 ana bölgede 11.500 üzerinde çalışan ile faaliyet gösteriyor. Birbirinden farklı iş kolları ve çeşitli dağıtım kanallarımız ile sizlere ürün ve çözüm sağlıyoruz. İş kollarımız ısıtma, soğutma, iklimlendirme, atık su, kanalizasyon, yağmur suyu yönetimi, temiz su ve gaz hattı ve jeotekstil başlıklarından oluşuyor. Dünya büyük zorluklarla karşı karşıya diyoruz. Dünya şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir şekle büründü. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok bölgesinde birçok zorlukla karşı karşıyayız. Bazı bölgelerde kuraklık ile mücadele ediyoruz. Bazı bölgelerde sel ve su taşkınlıkları ile karşılaşıyoruz. Biz de global bir şirket olarak dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin gelecekteki küresel zorluklara karşı mücadelesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla da ticari amaçla karlılık amaçlarımız dışında odaklandığımız büyük bir amacımız var. Tüm ürünlerimizde, sunduğumuz çözümlerde, inovasyonlarımızın odağında bu amacımız yer alıyor. Amacımız tüm dünyada sağlıklı ve sürdürülebilir ortamlar inşa etmektir. Bu sebeple Birleşmiş Milletler'in yayınladığı sürdürülebilirlik ilkelerinden 4 tanesini kendi odak noktalarımız olarak belirledik. Bu odak noktalarından da yola çıkarak bizlere yol göstereceğine inandığımız 4 ana başlık ile dünyanın her bir yanındaki şehirlerin gelecekteki küresel zorluklara karşı mücadelesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu katkıyı güvenli ve verimli su tedariği, daha iyi tesisat ve hijyen koşulları, iklim şartlarına dayanıklı şehirler, daha iyi bina performansı ile sağlamak istiyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde bildiğiniz gibi insanlar temiz suya veya konforlu yaşam alanlarına hasret bir şekilde yaşıyor.
bizlerin bu konuda daha şanslı olduğunu aslında söyleyebiliriz. As Plus ve yenilenen özellikleriyle daha iyi tesisat ve hijyen koşullarına bir örnek sunuyoruz. Aynı zamanda sağladığı sessizlik seviyesiyle sizlere daha iyi bir bina performansı sunuyor. Gelin şimdi sizlerle hep birlikte Wabin As Plus'ı incelemeye devam edelim. Wabin As zaten üstün bir sessizlik seviyesine sahip bir üründü. As Plus olarak yenilenen teknik özellikleriyle daha iyi bir hale geldi diyebiliriz. 30 ile aşkın bir tecrübe ve dünyanın ilk sessiz boru sistemini tasarlamış olmak bizlere güç verirken As Plus bu özelliklerin üstüne daha üstün özellikler ekleyerek liderliğine ve yaşamına devam ediyor. Şimdi sizlere bu bağlamda yeni özelliklerimiz, iyileştirmelerimiz nedir paylaşayım. Ek parçalarımızda dalgalı spigot uç, kompakt tasarım ve patentli mavi conta sayesinde kaydırıcı maddeye ihtiyaç duyulmaması gibi üstün özellikleri Wabin As Plus'a hızlı ve kolay montaj imkanı sağlıyor. Hızlı ve kolay montajı sağlayan en önemli özellik ise ek parçalarda da gördüğünüz mavi conta. Bu conta kendinden kayganlaştırıcı içermesi sebebiyle daha az itme gücüne ihtiyaç duymamızı sağlıyor. Spigot ucunun dalgalı olması yine itme kuvvetini azaltan bir özellik. Biz bu teknolojiye Easy Fit teknolojisi diyoruz. Yeni conta ile sadece uygulama kolaylığı değil, sızdırmazlık da garanti altında aynı zamanda. Yapılan testlerde alınan standartların üzerinde sonuçlar ise bize bu garantiyi teyit ediyor. Ek parçaların altında yer alan geçme derinliği işaretlemesi bir diğer yenilik. Bu sayede ek parçanın boruya tam olarak geçmesi kontrol altında. Bahsettiğim gibi mavi conta kayganlaştırıcı içeriyor. Wabi'nin patentli yeniliklerinden biri. Uygulamada kolaylık sağlarken aynı zamanda üstün bir basınç performansı elde etmenizi de olanak sağlıyor. Zaten contalar ilk defa As Plus ile kullanılmıyor. Wabi'nin altyapı ürünlerinden biri olan Akaro ürünlerinde kullanıldığı için de ispat edilmiş bir sistem. Sizlere bu sistemle düşük itme kuvveti, büyük bor hareketlerine izin verme gibi olanaklar sağlıyor. Borularımızda da bazı yenilikler mevcut. Borularımızın tamamı kendinden mutlu. Sessizlik için özel geliştirilen formülasyonu ile borular 3 katmanlı ve mutlu. Ek parçalarda kullanılan kendinden kayganlaştırıcı içeren contaya sahip. Boru üzerindeki cetvel işareti sayesinde kolayca istenen ölçüde kesebiliyorsunuz. As Plus ile beraber ürün gamına eklenen sessiz boru kelepçesi ile alınan yeni fren raporlarının sonucunu ise tabloda görebilirsiniz. Biliyorsunuz sessizlik seviyesi ölçümleri Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'nde yapılıyor. Ve standart olarak uygulanan testler sonrasında gördüğünüz tablo ortaya çıkıyor. Tüm firmalar, üreticiler için aynı şey söz konusu. Bu da tablodaki önemli detaylardan biri kullanılan sistemlerin yer alması. Gördüğünüz gibi sarıyla da işaretlenmiş alanda low noise bracket ile kullanılmış As Plus boru ile test yapıldığını tarif ediyor. Test raporlarında 6 tane farklı ses seviyesi var. Ve bu rakamları anlamlandırmak önemli karşılaştırma yapabilmek için. Genelde ülkemizde VDI 4100 testinin 4 litre bölü saniyedeki test sonucu referans alınıyor. 4 litre bölü saniyedeki As Plus 10 desibel ses seviyesine sahip. Burada önemli bir detay var. Ses seviyesi ölçümünde Fraunhofer laboratuvarlarında 10 desibel aşağısı zaten ölçülemiyor. Yani bu sebeple dünyanın en sessiz borusu As Plus'tır diyebiliyoruz. Burada önemli olan karşımıza projelerde çıkan şartnamelerin bizleri yönlendirmesi veya projelerde ihtiyaç duyulan durumlar. As Plus'ın ürün gamımıza eklenmesi sebebiyle sizlere atık su sistemlerinde 4 farklı ürün grubu ile hizmet veriyoruz. PVC standart olarak tanımladığımız PVC pis su tip 1 boru, Sitek B1 boru ve ek parçalar, Sitek Plus ve Wabin As Plus ürün gruplarımız ile devam ediyoruz. Sitek B1 ve standart tip 1 PVC sistemlerinin ham madde özelliği sebebiyle yangına karşı direnci diğer ürün gruplarına göre önemli bir artı tabloda gördüğünüz gibi. Sitek Plus ve Wabin As ise yangına karşı direnç oluşturmak için yangın kelepçesiyle beraber kullanmak gerekiyor. Bunun dışında uygulama kolaylığı, malzeme kalitesi düşünüldüğünde
Aspilas'ın rahatlıkla üst segment bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Aspilas'ın yeni özellikleriyle beraber artık kombinle ve tamamlama özgürlüğünü de sunabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Aspilas diğer sistemlerimiz ile uyumlu bir şekilde tasarlandığı anlamına geliyor. Eski versiyonda bazı çaplar diyafram formunda değildi. Bu yüzden diğer sistemlerle bir arada kullanmak da mümkün değildi. Şimdi ise yeni tasarım ve diğer sessiz sistemlerimizin bir arada kullanılmasını destekliyor. Projelerimizde özel çözümler oluşturabilmenin tam vaktidir diyoruz. Mesela örnek olarak tabii ilk etapta proje sessizlik düşünülerek tasarlanmışsa ses seviyesinin en fazla olduğu kolon borusu veya bağlantı parçalarında projenizde Aspilas'ı kullanırken yatay alanlarda Sitek Plus kullanabilirsiniz. Bu da size ekonomi anlamında daha az maliyet sağlayabilir. Tabii projenin de bu kombine uygun olması gerekiyor. O yüzden de ilk etapta projede sessizlik düşünülerek tasarlanmışsa diye cümleye başladım. Proje bu şekilde bir kombine uygunsa, yani bir yatay uygulamanın altında yatak odası veya kütüphane varsa tabii yine Aspilas kullanmak gerekir. Veya yangın yönetmeliğine uygun bir proje tasarlamak istiyorsunuz. Kolonda zor alevlenici PVC tercih edilirken dairelik içlerinde Aspilas tercih edilebilir. Projelerin ihtiyaçlarına göre mutlaka bu tarz uygulamalar, örnekler artacaktır. Önemli olan sessizlik şartlarını tasarım aşamasındayken düşünmek. Aspilas ile birlikte artık atık su grubumuza eklenen en önemli yeniliklerden biri ise sessiz boru kelepçesiyle sunuma devam ediyoruz. Wavin Aspilas ile birlikte Wavin sessiz boru kelepçesi ilk defa ürün gamını ekledi. Dilediğiniz takdirde bayilerimizden temin edebilirsiniz. Özellikleri ise kendine özel patentli mavi contası ile hem kayar kelepçe hem de sabit kelepçe olarak kullanılabiliyor. Yatay ve dikey uygulamalarda kullanım imkanı sağlıyor. Aynı zamanda tekli veya çiftli olarak kullanılabiliyor. Atık sudaki her üç ürün grubunda da kullanılabilir ve Wavin sessiz boru kelepçesi ile alınan yeni frenafor raporlarımızı satış temsilcilerimizden veya web sayfamızdan edinebilirsiniz. Daha yüksek güvenlik için inovatif kilitleme sistemine ve 14109'a göre test edilmiş özel kauçuk lastiklere sahip. Kayar kelepçe ve sabit kelepçe olarak kullanılabiliyor. Kelepçedeki sarı conta çıkarıldığında sabit kelepçeye dönüşüyor. Şimdi bununla ilgili bir uygulama videosu izletmek istiyorum. Video Türkçe değil fakat sarı conta ve kayar sabit kelepçe değişikliğini kolayca görebiliyoruz. We'll be right back.
Evet, videoda gördüğünüz gibi tekli kelepçe uygulamalarında tek olarak takılabiliyor. Çiftli kelepçelerde ise iki tane kelepçeyi üst üste yerleştirip üstteki kelepçeyi sabit kelepçe olarak boruyu saracak şekilde sıkıyorsunuz. Alttaki kelepçeyi ise daha gevşek kaya kelepçe olarak kullanıyoruz. Bu sayede üstteki kelepçe boruyu sardığı için gelen atık su ilk olarak bu contaya çarpıyor ve oluşan ses titreşimleri bu conta ile alttaki contaya geçiyor. Alttaki conta ise kayar kelepçe olduğu için boruya bir teması yok ve metal aksamı ile ses titreşimleri duvara direkt geçiyor. Bu sayede çiftli uygulamada titreşim ile yayılan ses çok daha az yayılmaktadır. O yüzden de daha sessiz bir sistem sağlıyor. Tabii bu kelepçelere nasıl kullanılacağı, kelepçe mesafelerini detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Uygulama detayları için teknik kataloglarımızı web sayfasından da inceleyebilirsiniz. Sessiz boru sistemi uygulama adımları 3 basamakta tarif ediliyor. Birincisi boru ve parça arasındaki bağlantılar. İkincisi kayar ve sabit kelepçe konumlandırılması. Üçüncü ise kayar ve sabit kelepçe arasındaki ilişki. Birinci adımda boru ve ek parça bağlantılarında dikkat edilecek bazı genel konular mevcut. Bunların hatırlatılmasına da fayda olduğunu düşünüyorum. Morfi fazındaki conta kontrol edilmeli. Conta yuvasında tam olarak takılı mı bakılmalı, temiz mi? Yani duruma göre temizlemek de gerekebilir. Bazen lojistik taşıma sırasında veya şantiye ortamlarında bu işlemler gerekebiliyor, bu kontroller gerekebiliyor. MUF'a girecek boru veya ek parça spik otucu temizlenmeli. Eğer MUF'a boru giriyor ise boru üzerinde MUF'u girmesi gereken mesafe işaretlenmelidir. Bu sayede doğru uzunluğun MUF içerisinde kaldığından emin olur. 2 metreden uzun boru kullanılıyorsa gereken montajlarda ısıl genleşmeyi alabilmek için boru itildikten sonra bu 10 mm kadar geri çekilmeli. Düşey borularda termal genleşmeden oluşabilecek bir sıkıntı yaşamamak için dirsek ve branş bandlarına sabitlendiğinden emin olmalıyız. Boruyu kesmek için kesme makasını birkaçı kullanarak kesmeliyiz. Tüm bu işlemler tamamlandığında kesilen üstteki çabakları da temizlemeyi unutmamak gerekiyor. İkinci adım ise kelepçelerin konumlandırılması. Kelepçelerin konumlandırılması düşey ve yatay uygulamalarda farklılık gösterir. Kelepçe mesafeleri için tabloda belirtilen kelepçe mesafelerine uyulmalı. Boruların askılama mesafesi maksimum tablodaki kadar olmalıdır. Düşey borularda her katta mutlaka bir tane sabit kelepçe bulunmalı. Diğer kelepçeler kayar kelepçe olmalıdır. 2 metreden uzun her hat için muhtan hemen sonra bir sabit kelepçe kullanılmalı. Boruya takılması gereken diğer kelepçeler kayar kelepçe olmalı. Bu sayede sıcaklık değişimine bağlı ısılgenleşmeye de izin vermiş oluyoruz. Uygulama sırasında yön değişimlerinde örnek olarak kolon dibinde yatay dönme yapıyorsak mutlaka ek parçadan önce ve sonra bir kelepçe olmalı. Bu işlem tüm dönüş işlemlerinde uygulanmalı. Ek parçalar birlikte kullanılıyorsa, yani iki ek parça birbirine monte edilmesi, ek kelepçe kullanımı gerekebilir. Yatay borularda düşey yönlü bir eğilim vermek gerektiğinde veya düşey borularda hizalama değiştiğinde durumlarda iki ek parça kullanmak gerekebiliyor. Üçüncü adım sabit ve kayar kelepçe arasındaki ilişki. Birinci ve ikinci adımlarda kelepçe kullanım yerleriyle ve ilk farklılıklarına değindik. Şimdi sabit kelepçenin nasıl sabitleneceğini aktaracağım. Teknik ürün kataloglarında rotun tipine göre izin verilen maksimum uzunluk belirtilmektedir. Sabit kelepçe ve sabit nokta arasındaki bağlantı genellikle dişil rotlar ile yapılıyor. Projelerinizde kullanılan dişil rotlar farklı kalınlık, farklı malzemelerden yapılmış olabilir. Bunlar mesela M8, M10, M12 tipli rotlar olabiliyor. Bu aşamada maksimum rot mesafesini ve bu mesafeye neden uyması gerektiğinin anlaşılması gerekir. Rotlar genellikle çok yüksek genel yüke maruz kalırlar. Rotlardaki uzunluk limiti ise onların düşey yönlü kuvvetleri olan dayanımı ile ilişkili. Rotlar yoğun yanal yüke dayanamıyorlar. Rotlarda oluşan bu kuvvetler bize alınması gereken ek önlemleri hatırlatmalı. Bu ek önlemler ne zaman alınmalıdır? Bu ek önlemler
Eğer kelepçe ile tavan arasında olması gereken maksimum uzunluk aşılmışsa, hidrotest yöntemiyle sisteme test uygulanacaksa, bu durumlarda uygulanabilecek bir çözüm örneği aşağıdaki görsellerde gösteriliyor. Sizler de uygulanabilecek çözümler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Çözüm örneğinde gördüğünüz gibi çapraz asılan ek rotlar ile daha sağlam bir hat elde edilmiştir. Anlattığım tüm bu bilgileri ve daha fazlasını teknik ürün kataloglarımızda bulabilirsiniz. Uygulamalarınızda mutlaka katkı sağlayacak ek parçalara geçmeden önce bir video daha izleyeceğiz. Evet, video sonrasında uygulamalarda kolaylık sağlayacak pratik ek parçalarıyla devam ediyoruz. İlk ek parçamız paralel çatal. Stadyum, hastane gibi alanlarda kullanılan yan yana tuvaletlerde atık su tesisatları ana kolona bağlanırken standart bir branşman yani tek çatal kullanılması ile paralel çatal kullanımı arasındaki farkı uygulama görselinde görebiliyoruz. Paralel çatal ile daha alçak bir bağlantı yapılabiliyor. Ek olarak daha rahat bir çalışma imkanı ve düz bir hizalama imkanı sağlıyor size. Bildiğiniz gibi ana kolon borusundan yata yata geçiş yaparken 90 derece dirsek kullanmamak gerekiyor. 90 derece dirsek kullanımında suyun çarpma şiddeti daha fazla oluyor. Bu çarpma şiddetiyle oluşacak ses seviyesi ve titreşimi daha fazla olacak haliyle. Bu sebeple genelde 2 adet 45 derece dirsek kullanılması önerilir ve bu 45 derece dirsek uygulamalarında 2 adet 45 dirsek arasına 250 mm boyunda bir boru eklenir. Borunun kesilmesi, bağlantı yapılması yerine uzun dirsek kullanarak
daha az ek parça ve zaman tasarrufu da sağlanabiliyor. Böylece çarpma sırasında oluşacak ses efesi de uygulamalarda azalmış oluyor. Wavenas Plus'ın ürün gamında düşey kolon borusunda mükemmel akış için geniş açılı dönüşler sağlayan bağlantı fraşmanları da sunuyor sizlere. Duş çatalı, tuvalet ve lavabo gibi iki farklı akık su giderinin en kolay ve ekonomik yolla bağlanmasını sağlıyor. Köşe çatalı ise iki farklı yöndeki atık su hattının tek bir ek parçayla bağlanmasını sağlıyor. Hatların farklı yönlerde olması uygulamayı zorlaştırabiliyor. Köşe çatalı iki farklı yöndeki duş ve tuvalet bağlantısının tek bir ek parça ile anahtar bağlantısını sağlamakta. Eğer köşe çatalı kullanılmasaydı bu bağlantının yapılabilmesi için fazla sayıda ek parça kullanımı ve dar alanda dirsekler ile zorlu dönüşler yapılması gerekecekti. Köşe çatalı sayesinde kullanılan ek parça sayısı azalıyor. Bu da rahat takış ve sessizliğe katkıda bulunuyor. Normalde atık su sistemleri basınçsız atık sulardır. Yani bu sistemlerin basınca dayanmasını beklemeyiz. Bazı durumlarda ise basınç oluşabiliyor. Örneğin bodrum katlı bir çamaşır makinesinin atık suyunun rögar katına pompa ile basılması durumlarında veya çok yüksek katlı bir binada en alt noktada 1-2 bar basınç oluşabilmesi gibi durumlarda basınç oluşabiliyor. Bu gibi durumlarda basınç kelepçesi kullanılması önerilir. Asplus'un da ürün gamında olan LKS kelepçe kullanarak basınçlı durumlarda 2 bar basınca kadar dayanım sağlayabilirsiniz. Hem site hem de Wavenas Plus ile de kullanılması mümkün. Dijital hizmetlere önem verdiğimiz gibi sizlerin de işlerinizi kolaylaştırmasını hedefliyoruz. BIM dosyaları As Plus için de hazır. BIM Revit dosyaları projelerin tamamlanmasındaki en hızlı çözüm olarak düşünüyoruz. Hatasız tasarım imkanı, ürün listesinin eksiksiz ve hızlıca belirlenmesiyle zaman kazanmanın en kolay yolu. Sizler de bu sebeple dosyaları ücretsiz edinerek tasarım yapmaya başlayabilirsiniz. Benim bugünlük sizler için aktaracaklarım bu kadar. Umarım sizler için de faydalı bir webinar olmuştur. Şimdi sizlerden gelen sorulara süre ayırmak istiyorum. Bizlere her zaman ulaşabileceğimiz iletişim kanallarını sunumdaki sayfalardan görebiliyorsunuz. Sosyal medyadan, ilgili telefon numaralarına bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, ürünlerin Türkiye'de stoğu var mı gibi bir soru gelmiş. Ürünler Wavin'in Almanya'daki fabrikasında üretiliyor fakat Adana'daki fabrikamızda ürünlerle ilgili yeterli miktarlarda stoğumuz var. Bizlere ulaşarak hem web sitelerinden hem de web sitesinden hem de ilgili telefon numaralarından, sosyal medya kanallarından bizlere ulaşarak Wavinas'a sessiz borulara nasıl ulaşabileceğinizi, ürün listenizi paylaşarak Wavenas Plus borulara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Diğer bir soru, Wavenas Plus'ı diğer sessiz borulara göre ses performansı nasıldır? Wavenas Plus'ı sunumun ilk başlarında da bahsettiğim gibi sessizlik seviyesi Fraunhofer raporlarında ve Fraunhofer enstitülerinde ölçülüyor. Fraunhofer raporlarına göre ve test sonuçlarına göre zaten şu anda alınabilecek 4 litre bölü saniyede en düşük ses sistemine sahip bir sistem. Dolayısıyla dünyadaki en sessiz boru sistemi, atık su boru sistemi Wavenas Plus'tır diyebiliyoruz. Bu da bizi bu konuda lider durumda tutuyor. Başka bir soru var mı? Bakıyorum. Başarılar, kolay gelsin denilmiş. Teşekkürler. Başka bir soru da gelmediğine göre benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Bu webinarımızı bu şekilde kapatıyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.